Arkadaşlar FOB 0 değeri bizden isteniyor. Öncelikle F0'ı bulmamız gerekir. E, bakın burada iç kısmı 0 eşitleyeceğiz. X eksi 1 eşittir 0 dersek e, X yerine kaç yazmamız gerekir? 1. E, burada demiş ki eğer X tam sayıysa buradaki fonksiyonu kullan. Tam sayı değilse üsttekini kullan demiş. 1 bir, bir tam sayı olduğu için alttaki fonksiyonu kullanıyorum. X yerine 1 yazıyorum. 1 2 bölü 3'ten sonucumu 1 bölü 3 olarak bulmuş oluyorum. Demek ki F0'ım 1 bölü 3'e eşit. Buradan elde ettiğim 1 bölü 3'ü diğer F'in içine yazıyorum. Yani bana f eksi 1 bölü 3'ü soruyor şu anda arkadaşlar. Eksi 1 bölü 3 bu sefer de iç kısmın eksi 1 bölü 3 olmasını istiyorum. x eksi 1'i eksi 1 bölü 3'e eşitlersek x'imiz buradan 2 bölü 3 gelmiş olur. Demek ki arayacağımız x değeri 2 bölü 3. Bu 2 bölü 3'ü 2 bölü 3 tam sayı olmadığı için yukarıda yerine yazacağız. Yani 6x eksi 1'de 6 çarpı 2 bölü 3 eksi 1'den sonucumu 4 eksi 1'den 3 olarak hesaplamış oluyorum arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Hemen şurada i'nin eşleniği olan eksi i ile çarpalım. Arkadaşlar bunu sıfır artı i gibi düşünelim. Ne gelecektir burada? Eksi i çarpı birden eksi i gelir. Paydamız eksi i kareden bir gelir. Ee, bir eksi i olmuş olur. Parantezimizin içi bir de bunun neyi var? Karesi. Artı diyorum arkadaşlar. Yine burayı eksi i ile çarptım. Tek fark şurada artı eksinin olması. O zaman burası da bir artı i olarak gelecektir. Bunun karesi istenmiş. Bir eksi i'nin karesi eksi iki. Bir artı i'nin karesi artı i. Eksi 2 artı 2'yi de sonucumu 0 olarak bulmuş olacağım arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda çarpanları ayırma sorusu parantezi alalım. Ben şu kısmı B parantezine alalım diyorum. B parantezine alırsak buradan A kalır yan taraftan B kalır. Burayı da C parantezine alalım. Artı C parantezinde ya da eksi C'ye alalım ki arkadaşlar. Eksi C'ye alınca bakın A eksi B gelecek. Eksi C parantezine alıyorum. Öncelikle şurayı yazıyorum. A yazdım çarptığımda eksi C A gelmesi için eksi bir de B yazmış oluyorum. Faydayı düzenlersek C'yi şurayla çarptık. B eksi C bölü C gelmiş olacak. Yukarıyı A eksi B parantezine alıyorum. A eksi B parantezinde burada ne kalacak? B kalacak. Burada da C kalmış olacak. Paydaya baktığımızda bunu ters çevirelim. Çarpı diyelim C bölü B eksi C gelecek. B eksi C'ler birbirini götürsün. Elimizde A eksi B çarpı C kalmış olsun arkadaşlar. Bakın D şıkkı. Evet arkadaşlar sorumuzda 210'un ve 175'in asal çarpanları bulmamız gerekiyor. 175'i zaten 25 çarpı diye yazabil çarpı 7 diye yazdığımız için 175'in asal çarpanları arkadaşlar 5 ve 7 olacaktır. Şu işlemin yerine o zaman 5'in karesi artı 7'nin karesi yazıyorum. Artı şu x'in olduğu kısmı şöyle parantez gibi boşluk bırakayım. Eşittir. 210 da neye eşittir arkadaşlar? 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 eşit O da o zaman 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı 5'in karesi artı 7'nin karesi gelecek. Şu 5'in karesi 5'in karesini 7'nin karesi 7'nin karesini götürecek. Demek ki x'in içinde 2 ve 3'ten oluşan x de 2 ve 3'ten oluşan bir sayıymış. Yani 2'nin kuvvetleri 3'ün kuvvetlerinden oluşan 2 basamaklı bir sayıymış. Bir kere neyi kullanıyoruz arkadaşlar? Örneğin 2'nin ee, kuvvetlerini bir düşünelim. 2'nin yanına ne yazabiliriz? 2'yi kesinlikle yazdım arkadaşlar. 2'nin yanına 3'ün e, karesini yazabiliriz. 2'nin yanına 3'ün küpünü yazabiliriz. 3'ün dördüncü kuvveti olmaz. 2'nin karesinin yanına düşünelim. 2'nin karesinin yanına 3'ü e, düşünebiliriz arkadaşlar. Öyle değil mi? 2'nin e, karesinin yanına 3'ün karesini düşünebiliriz. Ama 3'ün küpü artık olmaz. 2'nin küpünün yanına ne düşünebiliriz? 2'nin küpü dediğimizde bunun yanına 3'ü koyabiliriz. 2'nin küpünün yanına 3'ün e, 3'ün neyini koyabiliriz arkadaşlar? Karesini koyabiliriz. Ee, onun dışında başka geliyor mu? Başka gelmez. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir bakayım. Başka gelmiyor. 2 üzeri 4'ün yanına arkadaşlar 3'ü koyabiliriz. Öyle değil mi? 16 kere 3 48 olur. Ee, başka geliyor mu diye bir düşünüyorum. Bakıyorum. 2 üzeri 5'in yanına 3'ü koyabiliriz. 200'leri yanına koyamayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 farklı sayı elde etmiş olduk arkadaşlar. İçinde 2 ve 3 asal çarpan olarak bulunacak ve 2 basamakta olacak. 8 tane 2 basamaklı x doğal sayımız varmış. Bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda ne demiş bize bakalım. Şöyle alayım. fx eşittir gx eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı demiş fx eşittir gx dediği zaman arkadaşlar şimdi şöyle yazalım onu biz. Ee, hemen şuradan şöyle ayırayım. Şunun yanına gx ya da şunun yanına fx yazayım arkadaşlar. x eksi 1 çarpı x artı 1 diyelim. Bunu komple bu tarafa attığımızı düşünelim ve x eksi 1 parantezine alalım. x eksi 1 parantezinde buradan x çarpı x artı 2 kalır. Yani x kare artı 2 x gelir. Buradan da bunlar eksili geçtiği için şunun önüne eksi gelecek. Eksi x eksi 1 olacak arkadaşlar. Burayı yine x eksi 1 parantezindeyiz x kare artı x eksi 1 gelmiş oldu. E, e eşitliğini sayın x değerlerinin toplamı diyor arkadaşlar. Buradan bir 1 gelir. Şuradan da delta mı sıfırdan büyük gelir. Çarpanlar ayıramayız ama buradaki kökler toplamında yine ne olacaktır arkadaşlar? Eksi b buradan. Eksi 1 gelecektir. Bir de 1 buradan geldi. Eksi 1 bir, bir daha bu denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı kaça eşitmiş arkadaşlar? Sıfıra eşitmiş. Şimdi biz aşağıdaki denklemi sağlayanlara bakacağız. Daha sonra onların karşılaştırmasını yapacağız. fx artı 1'i bir yazalım. x'in yerine x artı 1 yazıyorum arkadaşlar. fx artı 1 yazıyorum bakın. x artı 1 bir daha. x x artı 1'den 1 çıkarsa x gelmiş oldu. x'in yerine x artı 1 yazmıştım. Burası da x artı 2 oldu. Eşittir 0 dedim. Bunu sağlayan x değerleri bir 0 geldi. Bir de eksi 2 geldi arkadaşlar. Şimdi diyor ki demek ki buradaki kökler toplamımız 0 ve eksikten 2'den eksi 2 geldi. Buradaki kökler toplamımızda 0 gelmişti. Buradaki x değerleri toplamı buradaki x değerleri ne kadar fazladır diyor? 0 eksi 2'den kaç fazla olacaktır? 2 fazla olacaktır arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçelim. Qx, Q, Qx eksi 1 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan demiş. x eksi 5 ile bölümünden kalan deyince hemen x eksi 5'i 0 eşitledik. x'imiz kaç geldi? 5. 5'i burada yazarsak bize Q4'ten bahsediyormuş, aslında. Q4 kaça eşitmiş? 4'e. Burayı 4 yapmak için x yerine 2 yazalım. Yukarıda da 2 yazıyorum. 2 eksi 1'den P1 geldi. Zaten bize de Px'in kat sayılar toplamını yani neyi soruyor arkadaşlar? P1'i soruyor. P1 bölü Q4 gelecek. Çünkü x'in yerine şu anda 2 yazdım. Q4 kaçmış? 4. Artı x yerine 2 yazıyordum. Burası 2 oldu. Eşittir. x yerine 2 yazdım. Burası yine q4 yaptık Q4'ün ben 4 olduğunu biliyorum. Buradan arkadaşlar p1 bölü 4 eşittir. 4 eksi 2'den 2 gelecek. İçler dışlardan da p1'imizi 8 olarak hesaplamış olacağız arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. İfadelerden hangileri polinomdur demiş. Yukarıda polinomlarımızı vermiş yine arkadaşlar. Px, Qx, Rx ve Tx'i. Px bölü Qx demiş önemli olan burada birbirlerine e, köklerinin eşit gelip birbirlerini sadeleştirmeleri. Px'in köklerine baktığımızda arkadaşlar şurada A var burası B olsun burası bu kökte C olsun arkadaşlar. Sadece kökleri yazalım kökler gidiyorsa polinom kalıyor demektir. Px'in kökleri deneyeceğim Px'e bakın A B C yazayım yani x eksi A x eksi B x eksi C yazacağım da uğraşmayın. Burada A var B var C var faydamızda Qx demiş Qx şu bakın pembe olan B ve C var. Bakın B ve C birbirini götüreceği için burada bir tek A kalacak. Demek ki bu polinom oluyor arkadaşlar. Önemli olan payda da bir şeyin kalmaması. Qx bölü Tx demiş. Qx görünce yine B ve C yazdım. Dediğim gibi yine x eksi B ve x C ama bu şekilde yazalım daha hızlı olsun. Tx hangisi arkadaşlar? Şuradan geçen C var sadece kök olarak. C'ler gitti tek B kaldığı için bu da polinom olur. Bu da olmuştu zaten. Qx demiş. Qx'imizde B ve C var. Rx demiş. Rx'te sadece A var. Px'te A, var. Yine bunlar hep birbirini götüreceği için elimde yine polinom kalmış olur. Payda bir şey kalmadığından. Demek ki bu üç ifadede polinom eşit işte olabiliyormuş arkadaşlar. X'in gerçel, X gerçel sayısının en geniş aralığı hangisidir demiş arkadaşlar. Bir de buna bakalım. Öncelikle paydayı sıfır yaptığı için biri almayacağız. Onu unutmayalım. Bunu tamamen karşıya atalım. X eksi X bölü X eksi 1 Büyük eşittir sıfır gelsin. Şurada payda eşitlersek arkadaşlar ne gelmiş olacaktır? Şunu da şunu çarpıp x'i çıkartıyorum. x kare eksi x eksi x bölü x eksi 1 büyük eşittir sıfır. Burayı yukarı x kare eksi 2 x oldu. x parantezinde x eksi 2 yazıyorum. Aşağısı x eksi 1 büyük eşit sıfır. Köklerimiz bakın 0 2 1 gelecek. Bir tablo yapalım Şöyle. Neyimiz var elimizde? 0, 1, 2'miz var. Hepsinin katsayısı pozitif. Artı, eksi, artı, eksi dedim. 0'dan e, sıfırdan büyük olduğu yerler lazım. Bir sıfırla bir arası. Bir de ikinin sağ olacakmış arkadaşlar. Bire eşitliği almayacaktık. Bakın mesela burada bire eşitlik vermiş. Bu gitti arkadaşlar. 0, 1 arasını alacağız ama ikinin sağda var. Bunlar da gidiyor. Burası eksi sonsuz 1 demiş. Eksi sonsuz kısmı yok. Bu da gitti. Doğru cevabımız C şıkkı olarak bulunmuş oldu arkadaşlar fx1 eşittir fx2 o da eşittir 0 dediğine göre buradaki x1 ve x2 köktür. Biz x1 artı x2 hemen hesaplayalım. Kökler toplamından 1 gelir. x1 çarpı x2 de kökler çarpımından x3 gelir. fx 1 artı x2 demiş yani f1 artı f 1 çarpı x2 demiş yani f eksi 3'ü sormuş bize. f1 1 eksi 1 eksi 3'ten eksi 3 gelir. f eksi 3'te eksi 3'ün karesi 9. Eksi eksi 3'ten artı 3 eksi 3. Şunlar giderse oradan da 9 gelir. Bunların çarpımını sormuş. Eksi 27 olarak hesaplamış oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 8 metrelik düz bir tahta parçası diyor. Bakın bunlar bu bunun dikiz düşümüymüş. A'da C'nin dikiz düşümü. Ee, burada bakın şu şekilde düşünülmüş bence. Şurası tam orta noktasına denk gelecek şöyle. 8 metre ise 4 metreyi 4 metre ayırdık. Şurada da şunlar eşit verilmiş birbirine arkadaşlar. Bu 4 metreyi burada 2'ye 2 bölmüşüz. Şuranın kendisine 4 kalmış. Sanırım şurayı orijin gibi düşünüp bir parabol denklemi yazmaya çalışsak soruyu çözeriz. Burası orijin olsun arkadaşlar. Kolları aşağıda olan bir parabol gibi düşüneceğiz. Yani şurası y ekseni, burası x ekseni. E şu H noktası x'i 2'ye denk geliyor. E 8 metrelik yeri buraya koyunca 90'ın karşısı 8'se 30'un karşısı burada kaç gelmiş olacak? 4. Demek ki x'e 2 verdiğimizde sanki y 4 çıkmış gibi düşüneceğiz. Çünkü burası da (2, noktası gibi olacak. Parabolümüzün denklemi y eşittir a x kare şeklinde olsun e Çünkü Tepe noktası y ekseninde gibi düşündük arkadaşlar bakın xe 2 verdiğimizde y'miz kaç çıkmış arkadaşlar e 4 çıkmış değil mi bakın xe 2 verdik. Y'imiz kaç çıkmış oldu? E, 4 çıkmış oldu. Para şimdi tepe noktası burada olmadığı için bunun yanında bir de ne olması gerekir arkadaşlar? Şöyle bir sayın olması lazım. Yani Y eşittir. AX kare artı C gibi parabol olması lazım. Peki bunun kökü kaç mesela? Buraya biz 2 dediğimize göre 2 birinde buradan gittiğimizde 4. Yani bu parabol arkadaşlar hem X'e 4 verdiğinde Y'si 0 çıkıyormuş. Aynı zamanda X'e 2 verdiğimizde ymiz kaç çıkıyormuş? 4 çıkıyormuş. Şimdi biz bir X'e 0 verelim. Y'ye 0 verelim X 4 çıksın. E, şurada 4, 0 verdik 4 yazdık. 16a artı c'nin kaç çıkması lazım? 0. Aynı zamanda x'e 2 verdiğimizde y e 4 çıkmalı. x'e 2 veriyorum y e 4. 4 eşittir. x'e 2 vermiştim. 4a artı c. Yani 4a artı c'de neye eşitmiş arkadaşlar? 4'e eşitmiş arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya çıkartırsak şuraya yazayım arkadaşlar. 16a'dan 4a çıkarsa 12a c'ler birbirini götürür eşittir. Eksi 4. A'mız ne gelmiş olur? Eksi 4 bölü 12'den eksi 1 bölü 3 gelmiş olur. A'mız eksi 1 bölü 3 ise e, buradan da C'yi hesaplıyorum. Zaten bize sorduğu C çünkü GF kaç metredir demiş. Yani parabolün Y eksenini kestiği noktayı soruyor. X'e 0 verip Y'yi bulacağız. X'e 0 verdiğimizde zaten Y'miz direkt ne çıkıyor? C çıkıyor arkadaşlar. A yerine yazıyorum. Şurada yerine yazayım arkadaşlar. 4 çarpı eksi 1 bölü 3 artı C eşittir 4 demiş arkadaşlar. Burası eksi 4 bölü 3 olur. Karşıya attığımı düşünün. Şuradan devam edeyim. C eşittir. 4 artı 4 bölü 3'ten 3 kere 4 12 4 daha 16 bölü 3 olarak hesaplanmış olur. X'e 0 verdiğimizde C'yi bulduk. Yani Y ekseni kestiği noktayı bulduk. Bize de zaten onu soruyor. GF'nin uzunluğunu doğru cevap 16 bölü 3 olmalıdır. Arkadaşlar diyor ki küme ikililerinin hangilerinde P önermesinin olumsuzunun doğruluk değeri bir olur diyor. Olumsuzunun doğruluk değeri 1 olacaksa kendisinin doğruluk değerinin 0 olması gerekir, yani yanlış olması gerekir arkadaşlar. Burada e, oluşacak ikililerimiz hangisidir arkadaşlar? Birinci şey için, e, birinci sıradaki ifade için 3, 2 ve 3, 5'tir. Bakın buraya 3 ve 2 yazalım, 3'ten 2 çıktı, 1 geliyor, öyle değil mi? 1 büyüktür, mutlak değer içinde 3 eksi mutlak değer içinde 2 diyor, 3'ten 2 çıkarsa 1 geliyor, 1 büyüktür, 1 sağlanmamış oluyor arkadaşlar. En az biri için sağlanıyor demiş. Bir de 3 ve 5 için bakalım. 3'ten 5 çıkarsa bu sefer 2 gelir. 2'yi yazalım. 2 büyüktür. Mutlak 3 eksi mutlak 5 2. 2 büyüktür. 2 gelmiş olacak arkadaşlar. Bu da sağlanmıyor. Bunun yanlış olmasını istemiştik. Demek ki bu bizim istediğimizi sağlamış olacak arkadaşlar. Birincisi oldu. İkinciye bakalım. Ee, eksi 2 ve 2 iki. oluşan ikilerimizi yazalım. Eksi 2 ve 2 ile eksi 1 virgül 2 olacak. Şimdi eksi 2 ve 2 yerlerine yazalım. Eksi 2 iki, eksi 2'den burası eksi 4 gelir. Mutlak değer dışında 4 diye çıkar. Ee, mutlak eksi 2 2. Mutlak eksi 2. Mutlak 2 2. 2'den 2 çıkarsa 0. 4 büyüktür. 0 sağlanmış oldu. Eksi 1 ve 2 için deneyelim. Eksi 1 eksi 2'den burası eksi 3 gelir. Mutlak değeri dışarıya 3 diye çıkar. 3 büyüktür. Eksi 1 dışarı 1 diye çıktı. 2 dışarı 2 diye çıktı. 1'den 2 çıktı. Eksi 1. Eksi 1 de mutlaktan 1 diye çıktı. 3 büyüktür. 1 sağlanmış oldu. Bakın bu doğru oldu. Biz yanlış olmasını istemiştik. Demek ki bu olmadı. Üçüncüye bakıyorum. Oluşan ikililerimiz eksi 3 virgül eksi 2 ile 0 virgül eksi 2 gelecek arkadaşlar. 2 i̇ki tane ikilimiz var. Bunlar olacak burada. Eksi 3 ve eksi 2 buraya yazdığımızda burası 1 gelecektir. E, burası da arkadaşlar 3 eksi 2'den 1 gelecektir. 1 büyüktür. 1 diyor. Yanlış. 0 ve eksi 2 yazdığımızda burası 2 gelir. Burası da 2 gelir arkadaşlar. 2 büyük 2 diyor. Yanlış. Biz de yanlış olmasını istemiştik. Üçüncü de sağladı. Demek ki 1 ve 3 sağlamış olacaktır bu durumu arkadaşlar. 12. sorumuza geçelim. 12. sorumuzda e, logaritma sorusu. Bakalım burada ne yapacağız? Şimdi logaritma 3 tabanında 27 demiş arkadaşlar. 3 tabanında 27'nin zaten biz kaça eşit olduğunu biliyoruz. 3'e eşit olduğunu biliyoruz. 5 tabanında 5'te 1'dir. Bölü Logaritma 256 tabanında 2. Şimdi bu küp kök içinde onu şöyle yazalım arkadaşlar. 256'yı Logaritma 2'nin kaçıncı kuvveti bu arkadaşlar? 2'nin 8. kuvveti. E, demek ki burada şu yazıyor yani. Logaritma 2 üzeri 8 tabanında 2 üzeri 1 yazıyor. 1 buradan geldi. 8 buradan geldi. Buranın sonucu kaç olmuş olacaktır? 1 bölü 8. Bu neyin içinde arkadaşlar? Küp kökün içinde. Küp kök 1 bölü 8'de dışarıya ne diye çıkacaktır? 1 bölü 2. Yukarısı da 4 gelmişti. 4 de kare kökten 2 diye çıktı. 2 bölü 1 bölü 2'den Doğru cevabımızı 4 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. f ve g fonksiyonları verilmiş. f9x eşittir g3x denmiş. Önce şurayı bir düzenleyelim istiyorum arkadaşlar. Şunu logaritma 3 tabanında 3 gibi yazarsak logaritma 3 tabanında 3 eksi logaritma 3 tabanında x gelir. Bu da aslında logaritma 3 tabanında 3 bölü x'e eşittir arkadaşlar. Şimdi burada f9x yazalım. f9x'i buraya yazdığımızda ne gelecektir? Logaritma 3 tabanında x'in yani 9x yazdığım için 3 bölü 9x gelecektir. 3 bölü 9 x de şunlar sadece 1 bölü 3x kalır. 1 bölü 3x'i de 3x'in kaçıncı kuvveti olarak yazalım arkadaşlar? Eksi birinci kuvveti olarak yazalım. E, eşittir. G3x demiş arkadaşlar. E, eksi 25 bölü 2 çarpı logaritma 9 tabanında kaç x gelmiş olacak? 3x. Bakın şuradaki eksi 1'i şunun başına atsak eksi olarak. Şuradaki eksi 1 artık gitti. Şu ikisi birbirine artı yapsın arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Şimdi bu ifadeleri bunu çarpalım. İşler dışlar çarpım yapmışız gibi düşünelim. Şuradan devam edeyim arkadaşlar. Şurada ikimiz var. E, iki de şu 3x'in başına atsak arkadaşlar ne gelmiş olacak? Logaritma 9 tabanında e, ya da şöyle yapalım. Önce bunu bir yazayım. E, 9 tabanı demeyelim de 3'ün karesi tabanı da desek şuraya onu burada halledeyim buraya öyle devam edeyim. Şu 3'ün karesi olsa bu aşağıdaki 2 bunun altına bölü olarak geliyordu. İkiler birbirini götürür. Burada logaritma 3 tabanında 3x kalmış olur. Yani logaritma 3 tabanında 3x çarpı burada da logaritma 3 tabanında 3x kaldı. Eşittir kaç olmalıymış arkadaşlar? 25 olmalıymış. Bakın buna k dersen bu da k olur. k çarpı k 25 ise k kare 25'tir. k'nın kaç olması lazım? 5. Yani bu ifadeler ya bu da 5'e eşitmiş bu da 5'e eşitmiş. Logaritma 3 tabanında 3x eşittir 5. Normal kuvveti olarak yazarsam üstü sayı olarak 3 üzeri 5 eşittir 3x olur. Buradan 3'ler birbirini götürür. 3 üzeri 4 eşittir x olarak bulmuş oluruz. 3 üzeri 4 de zaten 81 eşittir arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da A3 artı A4 eksi A5'i sormuş. Bakın A3'ü ve A4'ü burada yazacağız. A5'i yukarıda yazacağız. E, A5'i yerine yazarsak arkadaşlar. Bakın 5'i burada yazmamızı söylemiş en büyük 4 ise. 5 eksi 1'den A4 eksi 1 gelecek. Yani biz şu A5'in yerine A4 eksi 1 yazabiliriz arkadaşlar. Burası A4 eksi 1 olacak. A4 eksi 1 olunca elimizde ne kalmış oluyor? Şurası A3 zaten arkadaşlar. A3 artı A4'ümüz duruyor. Eksi A4 eksi 1 yazmış olacağız. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? A4'ler birbirini götürecek. A3 artı 1 gelmiş olacak. Aslında bize A3 artı 1 soruyormuş soruda arkadaşlar. Şimdi bize A3 artı 1 lazım. A3'ü nereden bulabiliriz? Ona bir bakalım arkadaşlar. Örneğin burada A2'yi sorsaydı yerine yazıp bulacaktık. A3'ü sorduğunda şurada yerine yazmalıyız. 3 eksi A3 bölü 3 gelmiş olacak. Bakın A3'ü şurada yerine yazıyoruz değil mi? Onu ben bir yazayım arkadaşlar. A3 yani bize sordu A3 artı 1'miş. A3 eşittir arkadaşlar. Neymiş bakın şurada yerine yazıyorum ben. Ee, N yani 3 eksi A3 bölü kaça eşitmiş? 3'e. İşler dışlar yaparsak 3 tane A3 eşittir. 3 eksi A3 gelir. Bu tarafa attık. 4 tane A3 eşittir 3 geldi. Her tarafı 4'e böldük. A3 eşittir kaç gelmiş oldu? 3 bölü 4. E bize sorduğu A3 artı 1'di. Biz A3'ü 3 bölü 4 bulduk. Şurada 3 bölü 4'e 1 eklersek sorumuzun cevabını 7 bölü 4 olarak hesaplamış oluruz arkadaşlar. Genel terimi AN ve ortak farkı R olan bir aritmetik dizinin ilk N teriminin toplamı şeklinde hesaplanır. Bir pizzacının açıldığı günden itibaren her gün için sattığı pizza sayısı aritmetik bir dizi oluşturmaktadır. Bu pizzacının açıldığının 5. gününde 31 adet, 15. gününde 71 adet pizza sattığına göre açıldığı güne itibaren ilk 20 günde sattığı pizza sayısı toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi 5. günde 31 adet satmış. Doğru mu arkadaşlar? 15. günde 71 adet satmış. Her gün sattığı pizza sayısı diyor. İlk günü günde sattığı pizza sayısı demiş. Şimdi arkadaşlar biz buradan ortak farkı bence hesaplayabiliriz. Yukarıda bunun hesaplanmasının kolay yolunu göstermiş. Biz de burada şu şekilde yapalım. 15. günde 71 adet satıyor. 5. günde 31 adet. 31'den 75'e 40 var. 5. günden 15. güne 10 gün var. Demek ki her gün aritmetik olduğu için 40 bölü 10'dan 4 tane pizza ekliyor arkadaşlar. Her gün 4 tane pizza ekliyor. Şimdi bize İlk 20 gün diye sormuş. Öyle değil mi? Birinci günü bulsak ondan sonraki artış miktarından formülden de gidebiliriz. Sonuca gideriz diye düşünüyorum. İsterseniz direkt şu formülden yapmaya çalışalım. Ee, ne demiş şimdi? Ee, biz ne bulduk şimdi? Ortak miktarımızı 4 bulduk. Şuradaki R'mizin yerine kaç gelmiş olacak? 4 gelmiş olacak. İlk 20 gün demiş. N'nin yerine de 20 gelecek arkadaşlar. İlk gün sattığımız pizzayı bulalım. 4-4 geriye gideceğiz. 5. gün 31'di. Her gün 4-4 düşersek 5. günden 1. güne 4 tane 4 düşmemiz lazım. 4 kere 4'ten 16 düştüğümüzde 31-16'dan 1. gün 15 adet tuttuğumuzu bulmuş oluyor. Sattığımızı bulmuş oluyoruz. Demek ki a de 15 olmalı. N'imizi 20 olarak aldık. Çünkü 20. gün demiş. Ne gelmiş oldu şimdi? 20 bölü 2'den 10 geldi. 10 çarpı parantezi açalım. A1 15'te 2 kere 15'ten 30 olur. Artı 20'den 1 çıktı. 19, 19 kere 4'ten ne gelmiş oldu? 76 gelmiş oldu. 76 buradan, 30 buradan ne oldu arkadaşlar? 106 oldu öyle değil mi? 106 çarpı 10'dan demek ki toplamda 1060 tane pizza satmış olacağız arkadaşlar. Kabak kelimesinin harfleriyle dört harfli kelimeler yazacağız. Arkadaşlar şimdi burada üç farklı harf var zaten. Her seferinde birini dışarıda bırakarak kaç farklı kelime yazabileceğimize bakalım. Önce K'yi dışarıda bırakalım. K, A, B, A ile yazalım. Şimdi A'yı dışarıda bırakalım. A dışarıda kalırsa arkadaşlar K, B, A, K ile yazılmış olur. Bir de B'yi dışarıda bıraksak A, K, K, A ile yazılmış olur arkadaşlar. Şimdi buradan kaç farklı kelime yazabiliriz? Tekrarlı permütasyondan 4 faktöriyel bölü 2 tane A olduğu için 2 faktöriyel buradan 12 gelir. Burada da yine 4 faktöriyel bölü 2 tane k olduğu için 2 faktöriyelden 12 gelir. Burada yine tekrarlı permütasyon 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden 6 farklı kelime gelmiş olur. Toplamda 12, 12, 6 daha 30 kelime olur. Bizim yazacağımız kaba kelimesi de bunlardan bir tanesidir arkadaşlar. E, kaba kelimesini de buraya yazdığımız zaman e, 1 bölü 30 olarak olasılığımızı hesaplamış oluruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Limit 1 arttayken fx çarpı hx demiş. Zaten f çarpı g verilmiş. g bölü h verilmiş. Buradan biz g'lerin gitmesini istiyoruz. Bakın f çarpı g'yi g bölü h'a bölersek zaten şurada g'ler gitmiş olacak. Elimizde ne kalmış olacak arkadaşlar? f çarpı h kalmış olacak. Demek ki soldaki fonksiyonu sağdaki fonksiyona bölerek fx çarpı hx'i elde edebiliriz. Bir insan burada bakalım kaça gidiyor limitimiz arkadaşlar? Bakın 4'e gitmiş. 4 yazdık. Bölü diyorum. Burada birin sağında kaça gitmiş arkadaşlar? Burada da bakın 2'ye gitmiş. 4 bölü 2'den aradığım limit sonucunu 2 olarak bulmuş olurum arkadaşlar. Fonksiyonu x eşittir 0 noktasında sürekli olduğuna göre r rf-1 kaçtır demiş. 0'ın sağından solundan limitlerine bakalım arkadaşlar. 0 yazdığımda burada ne gelir? 2 artı 0 gelir. Eşittir. 0 yazıyorum burada. 0, 0. Bir tek a kaldı zaten. O zaman a'mız kaç eşitmiş? 2'ye. Hamız 2 ise bu fonksiyonumuz x kare artı 2x artı 2 şeklinde olur. f eksi 1'i soruyor. Burada x yerine eksi 1 yazacağız. Eksi 1'in karesi 1. 2 kere eksi 1 eksi 2. Artı 2'den bunlar gitmiş olacak. Elimizde sadece 1 kalmış olacak arkadaşlar. fx x eksi 4 bölü kök x olduğuna göre fx eksi f4 bölü x eksi 4 x 4'e giderken kaçtır demiş arkadaşlar. Aslında bu bize f türev 4'ü sormuş arkadaşlar burada. Bu fonksiyonumuzun türevini hesaplamaya çalışalım e, ee, bölümün türevini yapabiliriz. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci kök x eksi ikincinin türevi 1 bölü 2 kök x çarpı birinci yani x eksi 4 bölü kök x'in karesinden ne gelmiş olacak? x. Burada kaç yazacağız şimdi? 4 yazacağız. Kök 4 burada 2 getirecek arkadaşlar. 2'yi yazdım. Eksi. Buradan da 2 geldi. 1 bölü 2 çarpı 2'den 1 bölü 4. Çarpı arkadaşlar 4 yazmıştık. 4 eksi 4'ten zaten 0 gelecek. Bunlar gitti. Paydaya da zaten 4'ümüzü yazıyoruz. 2 bölü 4'ten aradığımız sonucu 1 bölü 2 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet 20. sorumuza geçelim. E, f x eşittir. x küp bölü 3 eğrisiyle numaralandırılmış 5 farklı doğru gösterilmiştir. 1 ile 2 arasında olmak üzere fx eğrisine x eşittir a noktası teğet olan bir doğru numaralandırılmış doğrularının kaç tanesine paralel olabilir demiş. Arkadaşlar eğimi nereden bulacağız? Biz paralellik için eğim lazım. Bunu karşılaşmamız lazım. Şimdi x küp bölü 3'ün türevini bir alalım. 3 çarpı x'in karesi bölü 3 gelecek. Bunlar gidecek. Türevimiz x kare. Şimdi burada alt sınır olan 1'i yazdığımızda eğimin minimum 1 olması gerekir. Üst sınır olan 2'yi yazdığımızda eğimin maksimum 4 arası 4 olması gerekir. Demek ki bu doğrulardan içinde eğimi 1 ve 4 arasında olan varsa bunlar bizim bu aralıktan çizeceğimiz doğrulara paralel olabilirler arkadaşlar. Mesela bir numaraya bakalım. Bunun eğimini Şuradan bakın arkadaşlar kaç olarak görüyoruz? Şurası 1 bir birim, burası 3 birim. 3 bölü 1'den 3 olarak görüyoruz. 3 bu aralıkta olduğu için bunu alabiliriz arkadaşlar. Bunun eğimine bakalım. Burası 2 3 görüyor. Bakın şuradan baktığımızda 2 3. 2 bölü 3 bu aralıkta olmadığı için bu gitti. 4 e, numaraya bakalım. Şurada karşıda 1, 2, 3, 4 var. Burada 1 var. 4 bölü 1'den 4 görüyor. 4 bizim aralığımızda olduğu için arkadaşlar bunu alabiliriz. 5 numaraya bakalım. 2 bölü 1, 2, 3, 4. 2 bölü 4'ten bu eğimi 1 bölü 2 geliyor. Bu aralıkta olmadığı için bu olmaz. Şuna bakalım arkadaşlar. Onu da şuradan sayarsak eğer. Şurası 1, 2, 3, 4, 5. Burası 1, 2 geldi. 5 bölü 2,5. 2,5 da bu aralıkta olduğu için 2 numarayı da alabiliriz. Demek ki 1, 2, 3 doğru. Bizim bu aralıkta çizeceğimiz teğetleri eğimleriyle aynı eğime sahip olabilirmiş arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Birden büyük bir gerçek sayı olmak üzere A. Eğrisinin yerel minimum noktalarının absitleri toplamı 6 olduğuna göre yerel maksimum noktasının orijinal uzaklığını sormuş arkadaşlar. Önce bir türevini alalım. Şu içeriği bir toparlamak istiyorum arkadaşlar. Çarptığımızda x kare eksi 3ax artı 2a kare gelecek. Bunun neyi yazıyor burada? Karesi artı a artı 1. Bunu türevini bir alalım. 2 başa geldi. 2 çarpı ne gelmiş olacak? x kare eksi 3ax artı 2a kare doğru mu? Çarpı ee, ...için türevinden ne gelmiş olacak arkadaşlar? 2x-3a eksi gelmiş olacak. Bunlar sabit sayı türevlerinden sıfır. Bunu sıfır eşitlediğimizde, dediğimizde... ...şuradaki kökümüz kaç gelir arkadaşlar? x eşittir. 3a bölü 2 gelir. Buradaki köklerimiz de... ...zaten e, çarpandan ayırırsak yine... ...x-2a ve x-a gelmiş olacaktır. Buradan köklerimizden bir tanesi 2a bir tanesi a gelir. Tablomuzu yaparsak arkadaşlar şöyle... Şurası A. Burası 3A bölü 2. Burası da 2A olacak. Artı. Eksi. Artı. Eksi koyduk. Azaldı. Arttı. Azaldı. Arttı. Yerel minimum noktaları demiş. Bir A'mız var. Bir de 2A'mız var. Yerel maksimum da 3A bölü 2'de olacak. Bunların toplamı 6'ymış. Yani A ile 2A'nın toplamı 6 ise 3A eşittir. 6'dan A'mız kaç gelmiş olur? 2. A'mız 2 ise 3A bölü 2'miz zaten 3 noktasını verir bize. Demek ki bunun e, yerel maksimum noktasının apsisi 3'müş. A'yı biz 2 bulduk arkadaşlar. Şu denklemde yerine yazarsak ne gelecektir? x eksi 2 çarpı x eksi 4'ün doğru mu? Karesi artı 2 artı 1'den 3 gelmiş olacaktır. E, burada biz noktamızı 3 bulmuştuk. 3'ü burada yerine yazılarak ordinatında bulabiliriz. 3'ten 2 çıktı 1. 3'ten 4 çıktı eksi 1. Eksi 1 çarpı 1 eksi 1. Eksi 1'in karesinden 1 geldi. 1 artı 3'ten 4 geldi noktamız. Demek ki noktamızın koordinatları 3,4'müş arkadaşlar. 3,4'ün orijinal uzaklığı da ne yapıyorduk? X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi. Ya da şuraya küçücük çizersek arkadaşlar. X'imiz 3, Y'imiz 4. Şöyle bu noktanın orijinal uzaklığını soruyor. Burası 3 birim, burası 4 birim. Pisagor'dan şu uzunluğumuz kaç birim gelecektir? 5 birim gelmiş olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet burada da şöyle bir şey vermiş bize. Doğru arkadaşlar şöyle Şöyle bir denklem vermiş. Aracın V ve süratte iken harcadığı yakıt miktarı litre cinsinden demiş. Litre başına 6 lira saatlik kirası da 4 liraymış. 480 km yolda minimum masraf olması için hızlı kaç olmalıdır demiş. Arkadaşlar şimdi yakıtın litresi 6 liraysa bu buradaki yakıt miktarı ise bunu 6 lirayla çarptığımızda toplam masrafı buluruz. 6 ile çarptığımızda yani yakıtın verdiği masrafı bulacağız. Bir de buna yolun aracın kiralama masrafını ekleyeceğiz. 6 ile çarptığımda 6 kere 3 18 gelir. 18 bölü 90'ların biri sadeleşirse arkadaşlar yani şurayı 6 ile çarptığımı düşünün. 18 90'ın biri gitti. 5 kalır 5 kere 90'dan 450 gelir. Yani v eksi 90'ın karesi bölü 450 artı 6 ile burayı da çarptık 24 gelmiş olacak arkadaşlar. Artı bunun yanına hızımız v ise harcadığımız toplam süre 480 bölü v yapar. 480 bölü V'yi kaç lirayla çarpacağız arkadaşlar? 4 lirayla. Aracın kirasıyla. Saatli kirasıyla. Bunun minimum olmasını istiyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Bunun bir türevini alalım. Türevini aldığımızda iki şöyle başa gelir. 2 çarpı V-90 bölü 450 24'ün türevinden 0 gelir. Buranın türevini aldığımızda da bu V üzeri eksi 1'dir. Eksi 4 çarpı 480 bölü V'nin kaçıncı kuvveti gelmiş olur? İkinci kuvveti e, eşittir 0 diyeceğiz. Şimdi bunu karşıya atarak işlemimizi devam ettirelim arkadaşlar. Şöyle bir şey gelecektir. 2 çarpı v eksi 90 bölü 450 eşittir. Bunu karşıya attık. 4 çarpı 480 bölü v kare gelmiş olur. Şurada 2 ile 4'ü sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. İşler dışlar yaparsak v kare çarpı v eksi 90 eşittir. 2 çarpı 480 çarpı 450 gelmiş olacaktır. Buradan v'yi bulmamızı istiyor. Arkadaşlar şurada bir düzenleme yaparsak. Şurada ortak bölen bakın 30 var. Şunu şöyle yazalım. 16 çarpı 30 diye yazalım. Bunu 15 çarpı 30 diye yazalım. Bir de burada ikimiz var arkadaşlar. Düzenlersek eğer burayı V kare çarpı V eksi 90 eşittir. Bakın şu 16'yı 4 çarpı 4 diye yazsak. 4 kere 30'a 120 yazalım. Bir 4 daha var. 4 kere 30'a bir 120 daha yazalım. 2 kere 15'te kaç gelmiş olacaktır? 30. Bakın V kare demiş ya, onu yakalamaya çalıştım. V 120 alırsak 120'nin karesi var. 120-90'dan da 30 var. Demek ki aradığımız bu minimum maliyeti veren hızımızın 120 olması gerekirmiş arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuzda da e, bu ağırlıklar demiş buraya kaç farklı şekilde takılabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle benim aklıma şu geliyor. İki tane turuncu toplam bir kere ağırlığımız Bundan 2 tane var. 20 kere 2 40. 6 tane de bundan var. 40 artı 60'tan 100. 100 kiloyu 50 50 ayırmamız gerekir. Şöyle olabilir. 2 tane 20'lik 20 20 öyle değil mi? Yanına ee, yanında bir tane 10'luk. Karşı tarafa da 5 tane 10'luk verebiliriz. Burası 50 olur. Burası 50 olur. 5 tane 10'luk sabit kalacaktır zaten. 2 tane 20'lik bir tane 10'luğu da sanki 2 20 bir 10. Yani şunu A bunu A bunu B gibi düşünürsek. Bunları nasıl sıralarız? 3 faktöriyel bölü tekrarlı permütasyondan 2 faktöriyel yani 3 farklı durum gelir. Bu 20 20 onu bir bu tarafa takabiliriz bir de bu tarafa takabiliriz. Her birinden 3 durum geldiği için 3 çarpı 2'den 6 durum yapmış olur. Bir de 20 10 10 10 10, 10. 20'nin yanında 4 tane 10 karşı tarafta 20 10, 10 10 10 ve 10 şekilde ayırabiliriz. Bunları da yine A B B B B dersek özür dilerim bir tane 10 fazla yazmışım arkadaşlar. 3 tane 10 olacak. Zaten toplam 60 kiloydu onluklar. Öyle değil mi? A, B, B, B dersek bunlar da tekrarlı permütasyondan 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel yer değiştirecektir. 4 durum gelir. Aynı mantıkla 4 durum da buradan gelir. 4 kere 4, 4 kere 4'ten 16 durum elde etmiş oluruz. Burada yer değiştirecek durum yok. Zaten 3 mavi bir turuncu, 3 mavi bir turuncu. 16 durum buradan 6 durum da az önce elde etmiştik. Toplamda 22 durumla e, kaç seçim yapabileceğimizi bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçelim integral değeri kaçtır demiş. Hemen şu x eksi 4'ü çarpanlara ayıralım arkadaşlar. Burayı kök x'in karesi eksi 2'nin karesi gibi düşünürsek kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2 yazarız. Faydamızda da 2 artı kök x var. Bakın bunlar gittiğinde integralimizde 0'dan 9'a kök x eksi 2 kalır. X'i de kök x'i de x üzeri 1 bölü 2 yazalım. Şöyle eksi 2 dx. Bunu hesaplarsak arkadaşlar x üzeri 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 gelecektir bunun integralinden. Eksi 2x gelmiş olacaktır. Sınırlarımız kaçtan kaça? 0'dan 9'a. Zaten 0 yazınca 0 gelecek. Bir tek 9 yazacağız. 2 bölü 3 çarpı x'in yerine 9 yazıyorum. 9 3'ün karesi üzeri 3 bölü 2 eksi 2 çarpı 9 yazmış olacağız. 2 bölü 3 çarpı şunlar gider. 3'ün küpünden 27 eksi 2 kere 9 18. Buradan da 27 bölü 9 9 kere 2 18. 18 eksi 18, 18'den aradığımız sonucu 0 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. F1 bölü X'de x dx integralinin a cinsinden değil h hangisidir demiş. F1 bölü x'i hesaplayalım arkadaşlar. Burada x'in yerine 1 bölü x yazarsak F1 bölü x eşittir. Ne gelmiş olacaktır? Şurada bir düzenleme yapayım kenarda arkadaşlar. Şurada 1 bölü ya da burada yapalım. 1 bölü 1 artı 1 bölü x kare dediğimizde artı 1 bölü 1 artı 1 bölü x üzeri 4 Artı 1 bölü 1 artı 1 bölü x üzeri 6. Bakın burada x kare yukarı çıkacaktır. Ne gelmiş olacaktır? Yani f 1 bölü x arkadaşlar. x kare bölü 1 artı x kare gelmiş olacaktır. Buradan x üzeri 4 bölü 1 artı x kare. Buradan da x üzeri 6 bölü 1 artı x üzeri 6 gelmiş olacaktır. E, dikkat ederseniz eğer şunun e, integralde hani bir alan hesabına ilerliyorduk ya arkadaşlar. Bir türlü alan hesabıydı zaten. E, şunun sonucuna yani fx'e bakın. fx'e bir de f ters x'e bakın. İkisini topladığımızda arkadaşlar. Mesela 1 bakın şununla şunu topluyorum arkadaşlar. Aslında biz bunları topladığımızda 1 ile x kareyi topladığımızda 1 artı x kare bölü 1 artı x kareden kaç gelmiş olacak? 1. Yani fx artı f1 bölü x dediğimizde şu ikisinin toplamından 1 geliyor. Bununla bunu topladığımızda 1 daha geliyor. Bununla bunu topladığımızda yine bir daha geliyor. Toplam kaç yapmış oluyor? 3. Aslında fx artı f1 bölü x bize 3 doğrusunu veriyormuş. Yani y eşittir 3 doğrusunu. İntegral gibi düşünürsek, integralde alan gibi düşünürsek y eşittir 3 doğrusu bu. Sınırlarımız kaçtan kaça? Bakın 1 bölü 2'den 2'ye, 1 bölü 2'den 2'ye bir şey değişmiyor. Şurada 1 bölü 2 diyelim. Burada da 2 dersek aslında bize bu toplam şuradaki alanı verecektir arkadaşlar. E şurası kaç birim arkadaşlar? bir buçuk birim. Üç de üç birim de şurası. Üç kere bir buçuktan buranın alanı kaç gelmiş olacaktır? Dört buçuk. Yani aslında e, fx'in integrali ile f1 bölü x'in integralini topladığımızda kaç çıkacakmış bu alan? Dört buçuk. E, fx'in integrali a'ya eşitmiş. Bunun sonucunda da biz k dersek arkadaşlar aslında a ile k'yı topladığımızda bize kaçı vermeli? Dört buçuk. a artı k eşittir dört buçuktan bize k lazım arkadaşlar. a'yı karşıya atarsam k eşittir dört buçuk eksi a olarak hesaplanmış olacaktır arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şuradaki kırmızı alanın sormuş arkadaşlar. Burada da yine bir integral hesabı. Hani bu parabolde S2S ayırıyorduk ya. Oradan ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu parabolün denklemini şöyle düşünürsek e, sanki burası orijin noktası gibi olsun. E, tepe noktası orijinde olsun. Fx eşittir. E, Ax kare gibi düşünelim. Şimdi burası iki birimse Burası da ise baş aşağı durduğunu düşünelim. Şurası y ekseninde eksi 2'ye gelmiş gibi olsun. Yani x'e 1 verince ya da eksi 1 verince sonuç ne çıkmış? Eksi 2. Şimdi buraya eksi 2 yazalım. Eksi 2 eşittir. a çarpı x'e 1 verdiğimizde 1 gelir. Buradan a'mız kaç gelmiş olur? a eksi 2. Yani bizim fonksiyonumuz fx eşittir. Eksi 2 x kare gibi düşünebiliriz. Ee, şimdi burada toplamda bir birim açılmışlarsa bence 1 bölü 2 buradan 1 bölü 2 de buradan gitmiştir. Şu 1 bölü 2 gittiğinde oluşan alanı soruyor bize arkadaşlar. Yani şu 1 bölü 2 olduğundaki şu alanı bulursak soruyu çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi biz buraya şu noktaya kaç vereceğiz? 1 bölü 2. Fonksiyonumuzda yerine yazarsak 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Eksi 2 çarpı 1 4'ten eksi 1 bölü 2 gelecek. Yani şuranın uzunluğu arkadaşlar kaç birim olacak? 1 bölü 2 birim olacak. S3S vardı hatırlarsanız. 1 bölü 2 çarp 1 bölü 2'den buradaki toplam alan 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün 3'te 1'i şuradaki küçük mavi alan olacaktır arkadaşlar. 1 bölü 4'ün 3'te 1'i ne yapar? 1 bölü 12 yapmış olur. Yani şuradaki mavi alan 1 bölü 12. Buradaki bütün alanı hesaplayalım arkadaşlar. O mavi alanı çıkartırsak şuradaki pembe alanı bulmuş oluruz. Yani şuradaki alanı yakalamış oluruz. Burası zaten 1 bölü 2. Burada 2 bölüm. 1 bölü 2 ile 2'yi çarparsak 1 gelir. Bunun tamamı kaçmış yani? 1. Bir. 1'den kaçı çıkaracağız? 1 bölü 12'yi. 1 eksi 1 bölü 12'den kaç gelmiş olur arkadaşlar? 11 bölü 12 gelmiş olur. Yani şuradaki bir tane pembe alan 11 bölü 12'ymiş. Dolayısıyla buradaki alan 11 bölü 12. Ve 11 bölü 12 de buradan gelecek. 11 bölü 12 çarpı 2'den 11 bölü 6 olarak bu pembe alanların toplamını bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet ne demiş bize? Sinüs 150 demiş. Sinüs 30'a eşit zaten arkadaşlar. Sinüs 150 öyle değil mi? Sinüs 30 eşit. O da kaça eşitti? 1 bölü 2. Tanjant 135 kaçtı arkadaşlar? Eksi 1'di. Burası o zaman artı 1 oldu. Kotanjant 225 de pozitiftir. 3. bölgede olduğu için o da 1'e eşittir. E, topladığımız zaman 3 bölü 2 bölü 1'den doğru cevabı 3 bölü 2 olarak hesaplamış oluruz. Arkadaşlar. Evet. Şekilde 6, 8, 10 üçgenli eş dik üçgen cetveller verilmiştir diyor. Kosinüs FAB. Kosinüs FAB. Şuraya alfa diyelim. Bunun kosinüsünü soruyor bize. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım burada. Buraya alfa diyelim. Şurası beta olsun. Şurada beta olsun. şurası da arkadaşlar C olsun. Bakın şu üçgende iki tane iç açının toplamı bir dış açıyı verecek. Yani alfa artı beta bize neyi vermiş oluyor arkadaşlar? C'yi alfayı çekersem C eksi beta gelmiş olacak. Kosinüsünü sormuş arkadaşlar. Tanjanttan gidip kosinüsünü çekebiliriz tanjant alfa eşittir tanjant c eksi b gelmiş olacak. Tanjant c'yi zaten biliyoruz. 8 bölü 6 4 bölü 3. Tanjant b'de tam tersi 3 bölü 4 olacak. Yerlerine yazarsak arkadaşlar tanjant c 4 bölü 3 eksi 3 bölü 4 bölü 1 artı bunların çarpımından zaten 1 gelmiş olacak. Payda eşitledim. 4 kere 4 16. 3 kere 3 9. 16'dan 9 çıktı. 7 bölü 12 gelecek. Bir de paydada 2 var. 7 bölü kaç elde etmiş olduk? 24. Demek ki tanjant alfamız 7 bölü 24'müş. Alfanın bulunduğu dik üçgeni çizersek arkadaşlar. Şuraya alfa dedik. Tanjantımız 7, 24. Burası kaç gelir? 25. Kosinüsünü sormuş. Komşu bölü hipotenüsten arkadaşlar. 24 bölü 25 olarak kosinüs alfamızı bulmuş olacağız. Evet sorumuza bakalım. Bu soruda da 0 ile 360 arası demiş. Tan x eksi 1 bölü sekant x sağlayan kaç farklı x değeri vardır diye sormuş arkadaşlar. Hemen şu tanjant x'i yazalım. S bölü c eksi 1 bölü sekant dediği 1 bölü c olur. Eşittir 1 bölü tanjantın yerine s bölü c artı 1 yazıyorum arkadaşlar. Payda eşitlersek s eksi c bölü c çarpı c bölü 1 eşittir. Buradan da ne gelecek? C bölü S artı C gelmiş olacak. Bakın bunlar gidiyor. İşler dışlar yaparsak S kare eksi C kare gelecek bunların çarpımından. S kare eksi C kareyi yazalım arkadaşlar. S kare eksi C kare eşittir. C gelmiş olacak. S karenin yerine 1 eksi C kare yazalım. 1 eksi C kare eksi C kare eşittir C. Elimizde ne kaldı o zaman? 1 eksi 2 C kare eşittir C. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Hepsini karşıya atarsak 2 C kare artı C eksi 1 eşittir. 0 gelmiş olur. 2C eksi 1 çarpı C artı 1 eşittir. 0 diyelim çarpanlarına ayırdım. Buradan C 1 bölü 2 bir de C eşittir. Eksi 1 gelir. Kosinüsü 1 bölü 2 olan açı kaç derecedir arkadaşlar? E, ee, 60 derecedir. Doğru mu? Bir de eksi 60 yani 300 derece olur. Kosinüsü eksi 1 olan açımız da 180 derecedir. 1, 2, 3 farklı kök bulmuş oluruz bu aralıkta arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada arabamızın seyahat esnasında e, zemin ile yaptığı açılar verilmiş. İlkinde sıfıra sıfır gidiyor. düz yol olarak kabul edeceğiz şu AC yolunu arkadaşlar. Daha sonra 25 derecelik bir açı yapılmış. Demek ki şuradaki açımızın 25 olması gerekiyor. Yani biz eğer şuraya A açısı dersek arkadaşlar şuranın ne olması gerekiyor? 25-A olması gerekiyor. Bir de burada BE eşittir ED demiş. soruda da aşağıda vermiş BE eşittir ED. BE ED'ye eşitse burada ne yazabiliriz arkadaşlar? 25 eksi a yazabiliriz. Yani biz mesela burayı uzatsak iki iç açının toplam bir dış açıları olduğundan şuraya kaç derece diyebiliriz arkadaşlar? 25 eksi a, 25 eksi a daha 50 eksi 2 a yazabiliriz arkadaşlar. Daha sonra 5 derecelik bir açı yapmış şuradan inerken. Demek ki buradan şöyle yere paralel bir şöyle doğru çizsek arkadaşlar yere paralel. Şuradaki açının ne olması gerekiyor o zaman? 5 e, derece göstermiş zaten şuradaki şekilde pardon şuradaki şekilde Buranın 5 derece olması gerekiyor arkadaşlar. Burası 5 derece. Bakın şuraya ne kaldı o zaman? Şuraya arkadaşlar. 5 dereceyi yazdık. Şurayı şöyle göstereyim. 5 şu aşağıdaki kısım. Burası 52 50 eksi 2 aydı. 50 eksi 2 a'dan 5'i çıkartırsak 45 eksi 2 a olmuş olacak. Ben bunu da şunun yeri paralel çizmiştim. Buradaki açıyla o zaman şuradaki açının birbirine eşit olması lazım. Paralel çizdiğim için. Yöndeş açı oluyor bunlar arkadaşlar. E, burası 25 eksi A. A daha 25. Yani 45 eksi 2 A'nın neye eşit olması lazım? 25'e. Bunu yazarsak 45 eksi 2 A eşittir 25. Buradan 2 A eşittir 20 gelir. A'mız kaç derece gelmiş olur? 10. A'mız 10 derece arkadaşlar. Burası kaç derece oldu yani? 10 derece olmuş oldu. 25 eksi 10'dan burası da 15 derece gelmiş oldu. Şimdi bize inerken şuradan giderken ki açıyı soruyor arkadaşlar. Hani buradan giderken ki açı kaç dereceye eşittir diye sorulmuş. Onu anlamaya çalışalım şimdi. Burada A'yı biz 10 derece bulduk. Buradaki eğim açımız da şurası olacak. Şuradan yine biz yere paralel çizersek şu şekilde arkadaşlar. Şöyle çizdiğimizde şuradaki açıyı soruyor bize öyle değil mi? Bunu da şöyle devam ettirirsem aslında yere paralel çizdiğimizde şuradaki dar açıyı soruyor. Bakın şöyle Z çizdiğimizde aslında o da neye eşit oluyor? A'ya eşit oluyor. Bakın şöyle 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 ya da şuradan da düşünebiliriz bunu böyle devam ettirdiğimizde zaten bakın burayla burası yöndeş açı az önce burada yapmıştık ya şunun tamamıyla bunun tamamı yöndeşti burada da şuradaki a açısıyla buradaki eğim açımız yöndeş açı olacak yani a 10 derece ise buranın da eğim açısının 10 derece olması gerekecek arkadaşlar şuradaki açı 10 dereceye denk gelmeli şıklara baktığımızda arkadaşlar b şıkkında 10 derecenin verildiğini görmüş oluyoruz demek ki doğru cevabımızın b şıkkı olması gerekir. diğer sorumuza geçelim eşkenar dörtgen demiş. Dikdörtgen demiş. GD 3 birim. GD'mize 3 birim diyelim. GC 2 birim. Zaten eşkenar dörtgenisi bu o zaman 5'er birim gelecektir arkadaşlar. 5'e 5. E 5. Ee, burada şimdi e, eşkenar dörtgenin karşıt dikenları birbirine paralel olduğu için burası şöyle paralel gelecek. 90 derece gelecek şurası arkadaşlar. Şuraya bakarsak 3 4 5 üçgeni gizli. Buraya 4'ü yazalım arkadaşlar. 5 karşısı da 5 birim olacak. Şurada benzerlik yapabiliriz. 4'ün 2'ye oranı 2'ye 1 bir oran var. Şuranın tamamının 5'e oranı olacak. Demek ki buranın tamamı 10 olmalı ki 4 bölü 2 ve 10 bölü 5 sağlanmış olsun. Demek ki AE uzunluğu 10 olmalıymış. Onun 4'ü buradaysa buraya kaç kalmış olacak arkadaşlar? 6 kalmış olacak. Zaten bize de EG'yi soruyor. EG'nin 6 birim olması gerekir. Şu sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu soruda da e, neyi vermiş bize? Karenin bir kenarını vermiş aslında. 10 birim taralı bölgeden alanları toplamı demiş. Öncelikle şuraya bakalım. 10'un 8'i buradaysa buraya 2 kalacaktır. Bu taralı üçgenin yüksekliği şuradan karenin bir kenarı olacaktır. Yani şuradan çizilen yükseklik. E, yüksekliğimiz 10, tabanımız 2. Burası 10 çarpı 2 iki bölü 2'den kaç birim kare gelecektir? 10 birim kare gelmiş olacaktır. Demek ki burası 10 birim kare. Şimdi buraya bakıyorum arkadaşlar. Burada bir yamuk gibi düşünürsek yamuğun bir kenarının orta noktasına getirdiğimizde yarı alan oluyordu. Buranın alanını hesaplayıp ikiye bölebiliriz. E zaten 10'du tamamı. 6'sı buradaysa buraya 4 kalır. 8, 4 daha 12. Yükseklik 10. 12 çarpı 10. 120 bölü 2'den bütün alan şurada 60. Burası da orta nokta olduğu için 60'ın yarısı olur demiştik. 30 gelecek yani. 30 buradan 10 buradan toplam taral alanı 40 birim kare olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar 33. sorumuza geçelim. 33. sorumuza ne demiş? Hangisi kesinlikle irrasyoneldir diye sormuş. Şimdi bakalım. Karenin bir köşegeninin bir kenarına uzan uzunluğu de, oranı demiş. Şimdi kenarına A dersek köşegenimiz A kök 2 olur. A kök 2 bölü A'dan kök 2 geldiği için irrasyonel olur deriz arkadaşlar. Burada irrasyonel kök 2 sayısı irrasyoneldir çünkü. Evet diğerine bakalım arkadaşlar. Düzgün altıgenin uzun köşegeninin kısa köşegenine oranı demiş. Düzgün altıgenin uzun köşegeni arkadaşlar 2A geliyordu bir kenarına A dersek. Kısa köşegeninde A kök 3 geliyordu. Bakın sadeleştirdiğimizde yine 2 bölü kök 3 olduğu için irrasyonel gelmiş olacaktır. Eşkenar dörtgenin uzun köşegeninin kısa köşegenine oranı. Arkadaşlar eşkenar dörtgeninin e, kenarları arasında kalan açı ve e, köşegenleri arasındaki açılardan Özür dilerim. Kenarlar arasında kalan kaçılar, açılardan ve kenar uzunluklarından farklı köşe kenar uzunlukları gelebilir. Bunların illa irrasyonel olması gerekmez. Onun için bunu kesindir diyemeyiz. 1 ve 2'nin kesinlikle irrasyonel olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, 34. sorumuza gelelim. 34. sorumuzda Evet, bu sorumuzda da arkadaşlar, şöyle birleştirdiğimizde e'ye şuradan Şuradan da birleştirsek. Şöyle. Zaten çapı gördüğünüz için buranın kaç derece olması gerekiyor? 90. Burada öklit yapabiliriz. 2 çarpı 6 12. Şurası kök 12 olur. Çünkü kök 12'nin karesi 12'dir. Yani burası 2 kök 3 gelir. Bakın 2 kök 3 6. Demek ki bu 30 60 90 üçgeni. Burası kaç derece? 30 derece. Şu açının kaç derece olması gerekir? 60 derece olması gerekir. Dolayısıyla buraya da yine 30 derece kalır. Arkadaşlar şimdi bakın burası 60 derece. 60 derecelik yayımız var. 30 derecesi şurası. Şurası toplamda kaç derece olur? 60 derece olur. DE e AD'ye eşitmiş. Bunlar 60'ı 30'a 30 paylaşmış olurlar arkadaşlar. X açısının gördüğü yaya bakarsak 30 buradan gelir. Zaten şuranın tamamı 180'di. 30'u buradaysa X'in gördüğü yeri 150 kalır. X de çevre açı olduğu için gördüğü yayın yarısı kadardır. 150/2'den bölü 2'den 75 derece olarak hesaplanmış olur arkadaşlar. Şuraya bakarsak arkadaşlar diyor ki cam diyor 3 birim aşağı indirilmiş diyor. Normalde indirilmeden önce 5, 13 ve 6 var. DC'mize 5 yazalım. Şurası 5. AB'miz 13, BC'miz 6. Şuradan dik indirirsek arkadaşlar. Öyle değil mi? 6 ise bu karşısı da 6 gelir. 5 ise buraya 5 olur. 13'ün 5'i buradaysa 8 gelir. Burası da 10 gelmiş olur arkadaşlar. Buradaki alanımızı hesaplarsak 13, 5 daha 18. 18 çarpı 6 bölü 2'den 54 birim kare gelmiş olur. Şimdi bize indirilen kısmın alanını soruyor. Yani şurayı bulursak tamamından çıkartırsak indirilen şu beyaz kısmı hesaplamış oluruz. 3 birim aşağı indirilmiş. Zaten tamamı 6 idi. Tam orta nokta inmiş demek ki. Burası 3 olur arkadaşlar. Burası da 3 olacaktır. Orta nokta indiğine göre zaten DC aynen devam edecek. Şöyle yaptığımızda DC'miz 5'ti. Burası da 5 olacak arkadaşlar. Şu aşağısı da 5 olacak. Yine aynı şekilde 3 ise şurası 3 gelecek. Burası 3 gelecek. Öyle değil mi? E, ee, orta noktaya indi. Bakın şimdi şurası 1'e 2 oran. Aynı mantıkla burada da 1'e 2 oran gelmiş olacak. Bunlar birbirine paralel. E, ee, zaten tamamı 13'tü. 5'i buradaysa buralara 4'e 4 kalmış olacak. 1'e 2 oranın sağlanması için. Şimdi şuradaki yamun alanını hesaplayalım. Alt tabanımız 9, üst tabanımız 5. 9, 5 daha 14. Yükseklik 3. 14 çarpı 3 bölü 2'den 21 gelmiş olacak. Demek ki şurada camın tamamı 54 bulmuştuk. Burada şu an kapanmayan cam da 21. Yani şu an kapalı duran cam. Açılan şu beyaz kısmı soruyor bize. Tamamı 54'tü. Şurayı da biz 21 bulduk. 54 eksi 21'den indirilen kısmın alanında yani şuradaki beyaz alanı da 33 birim kare olarak hesaplamış olduk arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuza ne demiş? Şurada bakın bir düzgün altıgen var. Kıvrılıyor. İkinci şekildeki sarı boyalı bölgenin alanı demiş. Öncelikle arkadaşlar şuradaki şu alanımızı hesaplayalım. Burası kapalıymış gibi düşünelim. Ee, bir kenar iki köküç ise burası ne olacaktır? Köküç olacaktır. Burası da köküç gelmiş olacaktır. Şurayı şöyle birleştirirsek sanki köşeye gitmiş gibi düşünelim arkadaşlar. Burası da kaçtır arkadaşlar? İki köküç. Ee, şimdi Şuradaki alan paylaşımımızı yaparsak arkadaşlar bütün alandan şurayı iki kere çıkartmış olacağız. Bir kere bir kenarımız iki kök üçse e, burada altı tane eşkenar üçgen oluşuyor biliyorsunuz. Bir tanesini alan hesaplayıp altı ile çarpabiliriz. Bir tanesinin alanı a kare kök üç bölü dörtten iki kök üçün karesi on iki çarpı kök üç bölü dört. Bundan kaç tane var dedik? Altı tane. E, altı kere on iki yetmiş iki yetmiş iki bölü dörtten 18 kök 3 gelmiş olacak bütün alanımız. Buradan şuradaki alanı bulup bunun iki katını çıkartacağız. Bir buradan gidecek bir buradan gidecek çünkü. E, şuradaki üçgenin alanını hesaplayabiliriz arkadaşlar. E, şu üçgenin alanı ne gelmiş olacaktır? Aradaki açı da 120. Onu da unutmayalım. Şu 120'den faydalanabiliriz arkadaşlar. E, ya da oradan faydalanmayalım. Şöyle yapalım. Şöyle yaptığımızda öyle değil mi? Şurayı da şöyle birleştirirsek aslında bu paylaşım bize daha iyi sonuç verecektir arkadaşlar. Öyle değil mi? Şimdi e, şurası iki kök 3. Burası iki kök 3. Ben bunu güzelce bir sileyim. Tekrar şu şekilde alan paylaşım yapalım arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle birleştirdik. Şuradan da birleştirdim. Şimdi burası kök 3. Burası kök 3. Şuradaki bir kenarımız iki kök 3. Buradaki bir kenarımız iki kök 3 arkadaşlar. Şuralar kaçar derece? 30, 30 derece. Burası da kaç derece? 90 derece. E, ee, 30'un karşısı 2 kök ise şurası 120, 120'nin karşısı 2 kök 3 çarpı kök 6 gelmiş olacaktır. Şimdi e, şu üçgenin alanını hesaplayalım arkadaşlar. Bu üçgende bu alan eşit zaten. 6 çarpı kök bölü 2'den şuranın alanı arkadaşlar 3 kök gelmiş olacaktır. Aynı alan bu tarafta da var. Burası da 3 kök gelmiş olacaktır. Bir de burayı hesaplayalım. Burayı da sinüs alan formülünü hesaplayalım arkadaşlar. 1 bölü 2, 2 kök 3 çarpı 2 kök çarpı sinüs 120'den kök bölü 2. Şu ikiler gider. Yine burası da 3 kök gelmiş olacaktır. Yani buranın alanı arkadaşlar 3 kök eşitmiş. Şimdi 3 kök burası, 3 kök burası. E ne yaptı? 6 kök 3. Dediğim gibi şuranın alanın iki katını çıkartacaktık. Yani şuradaki mavi alan kaça eşitmiş aslında? 6 kök 3'e katlandığı zaman burada 6 kök 3 geldi. Bütün şeklimizin alanı 18 kök 3'tü. 6 buradan 6 buradan 12 kök 3'ü gidince şuradaki sarı alana da arkadaşlar 6 kök 3 birim kare kalmış oldu. Evet. 37. sorumuza geçelim. Bir ABC üçgeninin BC kenarı bu doğrunun üzerindedir. Doğrumuzu çizelim arkadaşlar. Şimdi bir doğrumuz var. Onun üzerinde bir ABC üçgenin kenarı var arkadaşlar. Burası 3X eksi 4Y artı 1 eşittir 0 doğrusu. BC kenar uzunluğu 5 birimmiş. Şurası 5 birim. Alanı 15. Demek ki şuradan da A köşesini geçirsek biz arkadaşlar. Şöyle birleştirdiğimizde. Şurası kaç birimmiş arkadaşlar? 5 birimmiş. Burası 5 birim BC. Demek ki şuradaki yüksekliğimiz 6 olmalı ki. 5 kere 6 30 bölü 2'den buranın alanı 15 gelsin. Demek ki öyle bir doğru bulacağız ki bu doğrunun buradaki doğrumuza uzaklığı kaç birim olsun arkadaşlar? 6 birim olsun. Ne yapıyorduk? C'ler farkını alıyorduk. E bölü e şuradaki katsayıların kareleri Toplama. 3'ün karesi artı 4'ün karesi bunu karekök kök içine aldık. Bunun c'si 1, bunun c'si yani bunun denklemi de şöyle olacak. 3x eksi 4y artı c diyelim arkadaşlar. C'ler farkının mutlak değeri demiştik. C 1 diyelim çünkü burası 1. Farkını aldık. Eşittir bunun kaç olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor. Zaten burası 5 gelir. 5 kere 6'dan mutlak değer içinde C eksi 1'in kaç olması gerekir? 30. Buradan C eksi 30 olmalı. Yani C buradan 31 gelir. Ya da c eksi 1 eşittir eksi 30 olmalı. C'miz buradan eksi 29 gelmiş olur. Şıklara baktığımızda zaten 31'i almış soruda arkadaşlar. E, ee, 31'i almış. 3x eksi 4 artı 31 eşittir 0 şeklinde olabilir. Geometrik yer denklemimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 38. sorumuzda daha rahat çizim yapmak adına e, ya da şuradaki şuraya sanırım sığdırabilirim. Hiç sol tarafa geçmeyeyim. Şuraya yapalım arkadaşlar. Şimdi bir O merkezi çeyrek çember çiziliyor demiş. Şuraya bir çizmeye çalışalım. Şöyle şöyle çeyrek çember olsun arkadaşlar. E, bir ucu A diğer ucu B demiş. Şuraya A yazdık. Buraya B yazdık. C noktası y üzerinde. D noktası OB üzerinde. Burası O olsun. E, CD paralel A O demiş. Şuradan aldık arkadaşlar. E, şöyle yapalım. Şuradan birleştirelim. Şu. Şuna paralel olacak arkadaşlar. C noktası yay üzerinde burası C, d noktası da buradaymış. Bunu çizdik. ADC 30 derece. ADC 30 derece demiş. Şurayı birleştirmiş arkadaşlar. Burası kaç derece? 30 diyor. Şurası bakın. Zaten şöyle Z çizersek burası da kaç derece gelmiş olacak? 30. Burası da 30. Buraya kaç kalmış olacak yani? 60. Burası zaten 90 çeyrekte. OA 6 birim. Yani 60'ın karşısı 6 birim. O zaman 30'un karşısı burası kaç gelir? 2 kök 3 gelmiş olur. CD'yi sormuş. CD x kaç santimdir diye. Şurayı sormuş arkadaşlar. Şimdi burayı iki kök 3 bulduk. Şurayı da hesaplayabiliriz. Dört kök 3 olarak. Bize şu CD'yi sormuş arkadaşlar. bunu nereden yapabiliriz? Burası 60 derece. Burası 30 derece. şuradaki yayımızda kaç derece kalmış olacak? Onu hesaplayabiliyor muyuz? Bir bakalım. İki kök şurayı hesaplayabiliriz. Aslında burada ee, şöyle birleştirirsek yarı çapımızı biliyoruz arkadaşlar. Pisagor'dan sonucu çıkartabiliriz. Yarı kaç birim bizim? 6 birim değil mi? 6 şurayı birleştirdik arkadaşlar. Bakın yarıçapımız çapımız 6 birim. Bize demiş ki CD kaç birimdir diye şurayı sormuş. Ee, şurayı birleştirdim arkadaşlar. Burası bakın şu üçgeni görüyor musunuz? Şuradaki üçgende CD'ye K dersem şurası zaten yarıçap olduğu için yarı kaç birimdi? 6 birim. Pisagor yapacağız. 6'nın karesi eşittir. K'nın karesi artı 2 kök 3'ün karesi. 2 kök 3'ün karesinden ne gelir? 12. 36'dan 12 çıkarsa K kare eşittir 24. K'mızda kök 24'ten 2 kök 6 olarak hesaplanmış olacaktır arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Şöyle karıncaların yürüme sorusu arkadaşlar. Karıncalar bir karenin üzerinde yürüyorlar arkadaşlar. Şuradan birinin geçtiği nokta buradaki küre parçası yani kürenin tam e, çapının olduğu yerden geçiyormuş. Çapının tam üstünden KL'yi içeriden birleştirirsek çap oluyormuş yani. Şu NM'yi de şöyle birleştirirsek onun çapı da NM oluyormuş arkadaşlar. NM yayını birleştirdiğimizde NM de çap kadar oluyormuş. Aldıkları yolların farkı ne kadardır diye sorulmuş arkadaşlar. Normalde kürenin yani tepeden baktığımızda şöyle ben çizmeye çalışayım arkadaşlar. Şöyle. Bir tanesi şöyle çaptan geçecek şöyle. Bir tanesi de diyor aralarında 12 mm fark olan iki paralel çizgi demiş. Yani şuradan bir yerden geçecek şöyle. Aralarındaki fark 12 milimetreymiş. Şöyle birleştirirsek burası 12 gelecek. Burası merkez olsun. Şöyle birleştirdiğimizde burası kaç? 15 zaten. Yarı çap 15'miş. Şuraya da kaç gelecek? 9, 12, 15 olduğu için. 9 gelmiş olacak arkadaşlar. 9, 12, 15. Yani bu NM'yi içeriden birleştirdiğimizde 9 gelecek. Şimdi NM çapsa arkadaşlar ee, bu NM yayı da yani NM doğru parçası içeriden çapsa NM yayı da yarı, e, yarı, çevre kadar olacaktır. Normalde bakın biz buradaki yarıçapı çapı 9 bulduk. 2 pi 18 pi olur. Ama burası yarı çevre olduğu için 18 bölü 2'den 9 pi gelmiş olacaktır arkadaşlar. Öyle değil mi? Aynı mantıkta bunu da hesaplarsak buradaki yarı çapımız da 15. 2 pi 30 pi ama yarıçap yarı çevre olduğu için burayı da 15 pi gibi düşmüş olacağız. İki karınca da birbirine paralel yürüdüğü için şurada aldıkları yollar normalde tabandan yürüseler de eşit olacaktı. Ama biz birinin tabanındaki uzunluğu 9, birinin tabanındaki uzunluğu kaç bulmuş olduk arkadaşlar? Pardon 9 buradan, 9 buradan 18, birininkinde 15 buradan, 15 buradan 30 birim olarak biliyoruz şu anda. Yani sadece tabandan yürüseler arkadaşlar e, bir numaralı karınca ile iki numaralı karınca eşit yürümüş olacaktı. Yürüdükleri bu tabandan gittik de tekrar dediğim gibi küre olmasaydı tabandan gitmiş olsalardı birisi x yürüyecekti. İkincisi de x kadar yürümüş olacaktı. Ama şuraları katmadan sadece tabanda eksilen kısımlara bakarsam tabandan bunda 30 eksilme var. Diğerinde tabanda kaç eksilme var arkadaşlar? 9 artı 9'dan 18 eksilme var. Birisi x eksi 30 gitmiş. Birisi x eksi 18 gitmiş. Ama bu x eksi 30 giden buradan 15 pi yürümüş. Artı 15 pi diyorum. Diğer x eksi 18 giden de x artı 9 pi şey 9 pi ekstradan yukarıda yol yürümüş. Ona da artı 9 pi yazıyorum arkadaşlar. Şimdi birinci ikinciden ne kadar fazla yol girmiş olur diyor. Bundan bunu çıkartacağız. X'ler birbirini götürdü. Eksi 30 eksi eksi 18 den eksi 12 geldi. 15 pi eksi 9 pi de artı 6 pi gelmiş oldu arkadaşlar. Demek ki birinci karınca ikinci karıncadan 6 pi eksi 12 milimetre fazladan yol yürümüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Analitik düzlemde eksi 1'e 0 ve 3'e 0 noktasından geçiyor ve AC dik BC şartını sağlayan ABC üçgenini çevreler çemberlemiş. Bir kere C açısı 90 derece gelecektir. O zaman AB'nin ne olması gerekecektir arkadaşlar? Çap olması gerekecektir. AB çapsa aslında biz merkezi bulabiliriz. AB'nin tam ortası olur. Tam orta noktayı nasıl buluyorduk? Koordinatlarını toplayıp 2'ye bölerek 3-1, 2, 2 bölü 2'den 1 0-0, 0 bölü 2'den 0 Birinci çemberimizin Yarı çapının, e, şey merkezinin koordinatları 1 bölü Yarı çapı kaç birim olacak arkadaşlar? Zaten bu iki nokta arası uzaklık 4 birim. 4 bölü 2'den R'miz de kaç gelmiş olacak? 2 gelmiş olacak. Aynı mantıkla şimdi alttaki çemberi düşünürsek yine 0,0 ve 0,4'ten geçiyor. Orta noktasını bulalım. Koordinatlarını toplayıp 2'ye bölüyoruz. 0,4 artı 0, 4, 4, bölü 2'den 2. R'miz de arkadaşlar yine bu iki nokta arası uzaklık zaten 4 birimdir. Yarı çapımıza yine 2 gelmiş olacak. Bu üsttekinin denklemini yazarsak x eksi 1'in karesi artı y kare eşittir. 2'nin karesi gelir. Alttakinin denklemi de x'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. Yine 2'nin karesi gelir. Ortak çözüm yapıp kesim noktalarını bulacağız. Zaten direkt doğru denklemimiz çıkmış olacak. Bunun karesini alırsak x kare eksi 2x artı 1 artı y kare eşittir diyoruz. İkisinin zaten yarıçapı 2 x kare artı y kare eksi 4y artı 4 gelmiş oluyor. Bakın arkadaşlar burada x kareler ve y kareler birbirini götürürse elimizde ne kalmış olacak? 4 y bu tarafa atarsam 4y eksi 2x. Biri de karşıya attım. 4 eksi 1'den eşittir. 3 doğru denklemini elde etmiş olacağım. Ve bu iki çemberin kesim noktalarından geçen doğru denklemini bulmuş olacağım arkadaşlar.